Marmaris Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü olarak yol üstü yapı yenileme çalışmalarına İnönü Caddesi'nde devam etmekteyiz. Burada üstü yapı yenileme çalışmalarını yaparken bisiklet yolları, otoparklar, kaldırımlar ve yolun tamamını düşünerekten yapıyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz bisiklet yolları projesinde ağın birbirine bağlantı sağlamak amacıyla 153 sokaktan çıkan 146 ile İnönü Caddesi'ne bağlanan kısımda da bisiklet yolunun devamını yapmak istiyoruz. Marmaris Belediyesi olarak her yıl bütün park alanlara, refüjlere binlerin üzerinde ağaçlar diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Marmaris ismi gibi İnci Marmaris, her tarafı yemyeşil hale getirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle yol çalışmalarında refüjlerimizde, kaldırımlarda gölge ağaçlarıyla kaldırımları da donatmaya çalışıyoruz. Kaldırımlarda ağaç olmayan yerlere de ağaç dikerek bu unsuru ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. En son uygulamalarımızda da kaldırımlarda meyve ağaçlarına ağırlık vermeye başladık. Limondu, zeytindi, armuttu, bu tür bu bölgenin bitkilerinden ağaçlarla rengarenk süslemeye çalışıyoruz. Şu an inşaatı fenişlerimiz tarafından sürdürülen alanda da bulunan palmiyelerimiz değişik park alanlarımıza hiçbir tane zayiat vermeden nakillerini gerçekleştiriyoruz. Şu an çalışmanın devam ettiği alanda da yine bir meyve ağacı uygulaması yaparak mis kokulu bir sokak haline dönüştürmeyi planlamaktayız. Ya biz böyle güzel bir değişikliğin yapılmasını olumlu karşılıyoruz. Bu trafik keşmekeşi, otopark keşmekeşi ortadan kalkacak. Palmiyelerimiz güzel ama çok aşırı büyüdüler. Bir de şey yok, düzen yok. Bazısı çok sık, çok birbirine yakın. Kaldırımları kapamış vaziyette. Onların yerine de bazı güzel ağaçların dikileceğini öğrendim. O da güzel. O da iyi olacaktır mutlaka. Memnunuz. Ben 8 senedir bu sokakta yaşıyorum. Palmiye ağaçlarının kalkıp bisiklet yolu ve araç için park yeri cep yapılmasına çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Palmiye ağaçlarının elektrik tellerine çok değmesi ve bunun yanı sıra yangın çıkması zaman zaman karşılaştığımız şeyler. Bu palmiyelerin artık belediyemizce ve de Marmaris'e bir külfet oluşturduğu, kaldırımların dar olduğunu, palmiye ağaçlarının sağda solda çıkan ufak tefek yangınlardan etkilenip bizi de etkilediğini, yolumuzun daha da güzelleşeceğini, bisiklet yolu olacağını Sayın Başkanımız kararlarıyla biz çok memnunuz. Portakal ve mandalina olmasından yana. Bu aşamada biz buranın sakinleri olarak mutlu oluruz tabii ki. Yani Marmaris'in güzelleşmesi açısından en azından önemli tekrardan arz edeyim. Palmiye ağaçlarının bakımı çok zor. Marmaris Belediyesi yol çalışmalarından dolayı memnunuz. Kenarlarda park yerleri daha güzel olacak, bisiklet yolları. Herhalde eskisinden daha güzel olacağına eminim. Çalışmalardan memnunuz. Yol çalışmalarımız yapılıyor. Bizim elimiz önünde de gelecek. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Daha düzenli bir yol, daha geniş kaldırım, özellikle bisiklet yolları bizim için çok önemli. Benim oğlum da bisiklet kullanıyor eşimde. Palmiyelerin söküleceği söylendi belediye tarafından. Aslında bu biraz endişe verici olabilir bizim için ama bu ağaçların sökülüp başka bir yerde de değerlendirileceği söylendi. Bunun garantisini aldıktan sonra çok sevindik açıkçası. Onun yerine dikilecek olan 4 mevsim yeşil kalan ağaçlar, hatta sanırım meyve ağaçları da dikileceği söyleniyor. Bu da çok güzel bir şey. Ben bir mahalle sakini olaraktan mutluyum böyle bir şey olacağı için. Çok güzel. Çok memnunum vallahi, ben kendi adıma da konuşayım. Yenilenmesini çok istiyorum. Hani eskidi bayağı yollar. Arabalar çok fazla yerleri kaplıyor hani. Bisiklet yolu ayrı olur, araba yolu ayrı olur. Daha güzel olur yani. Kazalardan da korunmuş olur insanlar, yayalar. Palmiyelerin kaldırılması çok güzel olacak bence. Çünkü kaldırımlardan yürüdüğümüz zaman gerçekten çok zorlanıyoruz. Çocuk arabası gezdirdiğimiz zaman, en basit pazar arabası, o bile bize çok zorluk veriyor. Onlar kaldırılıp da iç yerlerine güzel meyve veren ağaçlar, yeşillik alan olması vallahi çok güzel olur.